Yaz gelir yavaş yavaş. 3 gündeki motosikleti çıkartmışım. Bu kış demeye olur ki hiç sürmedim. Ha, bugün en iyi. Bugün demek istedim gidim. Aprilian taze Touring modeli çıkıp Aprilia Touareg. İstedim gidim Emil Usta ile onu yoklayak. Test eliye. Randevu götürmüş iyi görüş. Saat neşede? Saat 15.30'da. Gelirim Emil'in yanına. Garaja. Oradan da görüşüp sonra gideriz magazine. Hardaki motosikleti yoklayacağız. Taze mikrofonu test edeceğim. Geçen elin videolarında problem var idi. Problem onu ibaret idi ki ses yazılma çok berbat vaziyetteydi. Mete 2 il son 2 ilin videolarına bakıram. Bundan kabahki o Norveç seferi, sonra geçen ile olan nedir bu Şerq Avrupa ve Türkiye seferinin videolarında ümumi olarak ses problemi var. Özüm de hissediyorum. Bakanlar da deyirler ki ses çok aydın değil. Ne bileyim, onu aradan kaldırmaya çalışıyorum. Göre ne olur. Geldiğinde Emil'in garajın yanından çıktı. Rövşan ve Emil. Oy oy oy, bu sesi dehşet ya kişi. Gelirik testten. Hemen test edemek için neydi sen burada? Salondu. Salonuz Facebook sayfasında vaktaşırı, yani bir müddetten bir hemşe düzde olmuyor. Yani görsen 2 aydan bir veya 3 aydan bir görsen elan yerleştirir ki mesela filan maskelet geldi bize yeni test drive ile mesleler görüş götürsün online. Online girirsen orada rezervasyon edirsen adın soyadın ve selam hiç ne. Hiçbir ödeniş, hiçbir pul, hiç ne lazım değil. Gelirsen sana vakt verir mesela. 14'ten 14.45'e kadar sürebilirsen. Ama bu test drive'lar bazen grup şeklinde olur. Mesela o grup başçı olur. Magazinden, işçilerden kimse kabakta gelirsen de onu test elediğin motosikletle dalınca gelirsen. Veyahut da bugün diyesen böyle olmalıdır. Mesela bugün böyle olmalıydı ki özümüz götürüp özümüz geleceğiz. Yani serbest marşrut. Gelip çıktık bura. NT1100 yeni modeldi bu da. İçeri girer tuvalete bakak. Siber ne bileyim. O kadar modeller var ki adam hiç bilmir hansıdır. Her gün bir model çıkır. Benim sevgim Afrika Twin. Babiden buna göre vurulmak değer buna. Bu clearance'a göre. 24 cm hündürlüğü var. İnanın ki belki de size adi bir şey kimi görsen öğrendi desem ama seyahatte çok vacip şeylerden biriydi bu. Clearance'ın çok hündür olmağı çok lazım olur. Niye? Geldim bunu aramda götürmüştüm. Dediler ki yok derim. Ondan sonra ense geldim. Buna bak hala. Renklenmesine bak hala. Demirli zattı. Yani bunlar aynı modeller diyor. Aynı da. Demirli zattı. Honda CBX 500 ha. Bu da o. Touareg. Ölçüleri. Çok güzeldi. Tubeless'ti esas. Afrika tipinde könelerde en büyük problem tubeless olmamasıydı. Kıymet. Demek 11.999 euro 2 ile garanti. Bunu biraz Afrika'ya okşadılar. Oğruyular daha doğrusu bir dizaynı. Renklenmesi. Bir gün bunu test edemeliyim. İşte bu bagajlı versiyonu. Eynidir bu. Dege eynidir. Bu şişte farklıydı. Öyle bir. Bagaj sistemi
Bu 16.539'du. Bütün Touring kitiyle bir yerde bagajlar, Touring şişe vesaire vesaire. Sefremse burada şeydi fark etti. Tekerler de ya tekerler indi. Sport sürat severler için RS4 Factory. 27.699 avro. Oy oy oy. Arkadaş, kardeşim, ben bunlar için çok kocayım. Hiç maraklı değil mi? Sadece izleyenlerden belki kimse maraklı, kimse maraklı olar diye çekirim. Ama özüm hiç bakası halim yok yani bunlara. Bu magazinde ümumiyyətlə karışıqdı her şey. İkinci el baykalardan tutmuş. Təzə baykalara karşı. Her şey var. Bu hamısı satışdadır. Mesela bu köhnə Goldwing. Bu ne de o? Bu ne boyda bu? Bu ne de mesela? Bandit. 4.990 avro. 2009. Vesaire böyle akır. Ne bu? Aa, sen ne sende kardeş? Bu motosiklet ise ha. Bu ne de bez? Nedir bu nedir? Antoniler, kırmızılar. Bu da ikinci eldi. Neçeye? 10.990. Yukarı ikinci mertebe hamısı ikinci el motosikletlerdi. Bunun hakkında bir üstüne değiller. Görüşen. Bunun hakkında değiller ki. Deyir, üzüsüm, deyir, JS yoktu BMW. Suzuki Burgman'ın şeyliyip, onların uşağı bu doğulub. Bu. Nedir de bu? Yaşayış var burada. Sür, sakla yat burada. O doğrudan bu nedir gördük? Ha buna bak. Hele sen buna bak. Yoruldun. Palatka otel lazım değil. Açık bir şey yatırsın burada. Demek ben bugün tuvaleti sürmürüm. 6. gün olduğuna göre növbe çoktu, sürme isteyenler növbesi çoktu. Xahiş edildiler ki növbevi değişim. Dediler ki haftanın 2. günü gelebilirsin yoksa yok. Dedim tamam onda Emilius'a sürsün. Ben sürmürüm çünkü Emilius'da bu aralar bike bakır özüne. Ya tuvaleye gelirse ne bileyim Vistrom indi. Test edeceği bugün Vistrom'u da. Teze Vistrom'u. 650. Ben onsa son yakın 1-2 ile bike'ı değişme fikrim yoktu. Aha. Böyle. Ama geçendi ya yaraşır. Usta yaraşır ha sana. Yaraşır. Bugün marşrut serbestti gördüğünüz gibi. Mesela bundan kabahki marşrut bayağı dediğim gibi. Afrika'nın test edilende grup şeklinde çıkmıştı. Grup lideri var idi. Onu izlemeliydik. Ama ben indi masketi götürmüşük. Hiç ne, hiç bir ödeneş falan yoktu. Prava'nın kopyasını götürdüler. Sürücülü vesikasının kopyasını. Vesselam. Sıfır masketi götürmüşük salondan. Sürücülük. Ama görünüş doğrudan çok güzeldi. Sürüş hissiyatı hakkında hiç diyebilmeden təəssüf ki. Çünkü ben sürmürüm. Emil'den sonra soruşalım. Göre ne deyir? Necə hissiyat var? Gedir, at kimi gedir. Bistromla çata bilmirəm ona. Aha, saxladık. İlk suallarımızı verək, görənə deyir. Pirelli Rally SDR təkərləri.
Güzeldi, doğru. Sen yaraşır, çok yaraşır. Bomba diye. Doğru. Bir tane yumuşaklığı var. Uff. Çok keserli. Çok var. Ama koltuk. Sidiyana'da eşme var. Sidiyana'da. Şey, teneri kim elibler de? Dele cross variantı. Jeli var bunun. Jeli var artık. Ha, ha, hiç olunur ki var ama yok, dardı. Yoktu ha? Bunda yoktu. Bunda yoktu. Ya. Ama dedi opsiyonda jel var. Ha. Ama gitmeye mi sen dedi? Hiç seviyorum. Çatabilmiyorum. Fırladırım her şeyi. Hele ben dedi ki çok gaz verme. Ha. Ha. Çok vermedim. Şeyi ye, problem. Oydu. Bunu işte diyorum ben. Bir tane de böyle fırı geliyor. Sonra orada saklarım sana sürer. Ha, bir şey o problem olmaz. Ha? Problem olmaz. Yok dedim ben şimdi. Tamam. Aha, Emir off-road yokluyor. Burada da off-road tapmak çok galiz meselelerden biriydi daha. Hı Stop elemişti az galiba. Paya kimdi ya? Ben matas gözlüğü taktım. Ben bunun kadar böyle matas gözlüğü gözlemedim. Sana da çok yaraşır, dehşet yaraşır. Güzel başlandı. Ben başlanıcı kod değil, bu biraz farklıydı desen. Ha? İşe salmak necedi? Neyi? İşe salmak. Burada. Ama aha. En iyi yanı şu. Kurbanda da. Hı hı. Harda fırlanak, daireden fırlanak geri kaydak. Birinci daireden yoksa? O üçüncü o şeye kadar gider ve kaydak. Tamam. Ya da şeye kadar geçecek bu Burak da orada yer var diye sağda ben bir defa. Onu sen hemen yeri kesersen kapağa da beni. Ben yol... Tamam. Gazı biraz çok yumuşak, desen Urban'da da ona göre. Gaz biraz reaksiyonu çok gecidi. Bravo. Şuraya bakalım ne değil. Oy da tormuzlara bak. Oy deli değil bu. Aha, babudu. Babudu. Distrom'da çatışma şey babudu. Özüm motosiklette hissedirsen. Distrom haddinden çok sakit diye. Yani moto sürürsen hissiyatı itirir onda ya. Öyle bir kamaz sürürsen doğrudan çok yani hassasiyetsiz motosikletti. Ağladı, yakışıdı, dözümlüydü. Yani sayaya elemek için ideal motosikletlerden biriydi ama karakteri yoktu. Ama bunda o var, karakter. Ümumiyyətlə deyirlər ki, Avropa motosikletlerinin çoxsunda o var, o karakterli olmaq. Özünə məxsusluq. Aa, dəlidir bu. Bu gözəlliydi ya qardaş. Gözəllik. Oturacaq ama çok qurudu, dəhşət. Çok rahat, idare olması çok rahatdır dəhşət. Bistromdan qat qat rahatdır. Elə bil skuter sürürsən. Elə bil ki 125 kubu basket sürürsən. Rövşan, elə bil 125 kubu basket sürürsən. Çok belə şeydir. Sən idare edilməsi çok sən şeydir, rahatdır. Hem... Ha, 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 ha. Ben gözlemedim. 700 olmalıdır bir desən. 660 ha, 660. Ama şeydi, Vestron kimi 70 neyse, yok neyse 90 mıydı? Ama usta, Revok şeydi ya, Vestron'dan daha bodruydu, biraz daha öyle bir şeydi. Ben şeyi, Rul'u gördüm. Aaa, Rul. Ben ayakta durdum, hafifi biz duramıyordum. Rul. Güzelliydi, sadece güzelliği.
Çok rahatsın ey. Oturuna çıktım ey biraz. Ha. Öyle bir asfaltla gidelim. Oturacak da sen değil, benim boyuma göre. Çok his olunmur ha böyle dehşet hündür olmağı. Hündürdü. Fantastik bir şeydi bu, fantastik. 15.000 yoksa 11.900 ne kadar? 14 ne kadar? Usta desen 14 fulldu o. Bagajlı zattı. Çünkü ben birinci girişte olan var ona baktım 11.999 avroydu. Yani gücü bistronundan çoktu hissedirsen ama idare edeyim de öyle bir sanki 125 sürürsen böyle rahat böyle hiç ece çekmirsen güleşmirsen bike'la. Sen Afrika sürmüşsen daha. Ha. Afrika döver mi bu da? Yo ya usta bu Afrika'dan daha bizim için yakışıdı. Afrika çok ağır olmalı. Afrika çok ağırdı usta, ben Afrika'dan geldim de ya. Ha bir de ki Afrika'nın bundan farkı nedir? Mesela Afrika'da tormoz veren de gaz veren de çok bele ediyor baba bele. Ama bunda yok da çok şeylenmir bu, oynanmır. Afrika'da köynelerde bu tubeless değil, tezeler de çok bahadı. Evet. Bunda öyle hazır tubeless geldir. Bela. Bir kabristanlık heyecan var. Adam ondan sonra bistromu sürme istemir. Ben selam Emil artık bilir ki növbəti bike ne olacak. Neçə vaxtı axtarışdaydı. Gah Vistrom, yeni Vistrom haqqında fikirləşdi, gah Afrika haqqında, gah GS. Baxır ki belə baxırıq ki desən bizim üçün ən optimal variant elə budur. Mən yəqin ki bir gün gəlib təzədən bunu test edə bilərəm özüm. Bir yarım saat sürərəm. Və çalışaram ki bir nahamar yol tapım ki haradaki rahat test edə bilərəm onu. Emil'in təzə Vistromu test edir. 2019 eyni ilə mənimkimdən, eyni ilə demək olar necə deyək? Ha? Səsi hər şeyindir də, dizayn başqadır sadəcə. Dizaynla başqa heç bir fərqi yoxdur demək olar ki. Getdik. 90% əminəm ki Aprilə Touareg'dən sonra bu Emil'in xoşuna gəlməyəcək. Birinci bunu sürsəydi bəlkə xoşuna gələrdi. Amma Touareg sürdüyünə görə hadi, hadi. Yox, burada ayaq, hə. Burada ayaq da dura bilmir, görsən. Əlləri çatmır. Ha. Bundan lazımdır. Ya bunu yuxarı eləyin də bu zibili də. Neçə nəsil bike dəyişilib. Bunu eyni va. Bunlar hamısı eynidir. Aprildə məsələn Ruba belə hündürdü. Mənim motosikletim başa düşdüyü də 2007-dir. Baxın bu 2020-dir. Niyə onu indi kimi dəyişməmişsiniz? Ay Suzuki. Oturma pozisiyası elə bil ki bistromda. Nəsə street ilə touringin arasında bir şeydir. Yəni tam touring pozisiyası deyil. Problem ondadır. Bunlarda mən qoyub 3 santimetr qaldırmışam şeyi, rulu. Amma yenə hiss edirsən ki kifayət deyil. Amma Touareg-də necə idi? Touareg-də məsələn hazır, heç bir qaldırma kiti lazım deyil. Bu kitdən lazım deyil heç bir şey. Aha, görə Emil'in ilk təsiratları necədir? Aha. Sən bir şey deyim. Hə. Sənkindən daha şey gelir. Bir de daha yüngüldür. Doğrudan. Sürməzsən. Baxım ha, bir de yoxlayayım. Tamam. Fırlanaq yine həmişə ki, necə fırlanaq? Fırlanaq, elə gedər yoxra, orada bir yerdə fırlanaq. Tamam. Tamam. Emil düz. Bir de önü daha yumuşak. Yumuşaktı. Ha. Sürün bakın. Emil dedi ki
Fergler var biraz. Diyor ki yüngül hissi olur bike. Aa, biraz ele bir ki şeydi. Biraz ele bir ki sürat yığmağı daha yaxşıdır mənkindən. Aha, məndə qabaq ulduz değişikli. Baxın, məndə qabaq ulduz böyüdü. Ona görə biraz daha tənbəldi. Məndə o söhbət var. Oturuş pozisyonuna baxın. Oturuş pozisiyası elə bir ki street bike'dir. Rulun hündürlüyünə baxın da. Məndən fərqi bir də odur ki, elə bil mənim motorumda biraz detonasiya daha çoxdur, biraz titrəyiş daha çoxdur. Bunda yoxdur o, azdır. Usta, şey diye, mende qabaq 16 ulduz diye, o mesele de olabilir ha. Biraz ha, daha hissedirsen ki daha çevikdi biraz. Biraz tormozları mənkindən yaxşıdı, qabaq tormozları gözləməzdim Suzuki'dan açığı. Rul çok aşağıdı da. Elə bir street sürürsən. Yani çok şeyin değişmeyi var. Çok şey eləmək. Rulu qaldırasan, çox modifikasiya istəyir, amma Tuareq istəmir heç nə. Tuareq çamadanlarını saxlamır. Dağ sür. Amma bunun alüminium çamadanlısı, ha, crash bar, kondisioner, hər şey üstünə, kuling, central podloşka 12300-dən 12400. Sıfır. Aa. O məsələ var da. O da var ha. Bu oturacağı Tuareqdə bir dənə uduzur buna. Bunda həm də biraz genişdir. Ha. La clearance. Deyəndə de bu nəsə street bike ilə touring bike'ın ortasında bir şeydir. Elə bir nə odur nə budur. Amma fərq var. Biraz yüzü fərq. Məsələn bunun titrəşimi daha azdır elə bil. Məndə biraz daha çox. Yaş ha. Vaxt itirmə sən otur sür də vaxt itirməyək. Belə. Yani o xırda dəyişikliklər sözsüz ki var, his var, xırda his var ki dəyişikliklər olub, amma yani o qədər pul verməyə dəymir o dəyişikliklər üçün. Nəysə dostlar, indi gedirik qayıdırıq mağazına, motosikletləri təhvil verək, daha doğrusu motosikleti, oradan sonra da dağılışaq evimizə. Siz de eğer videonu beğendiyse, daha çok videolar istiyorsanız, zahmet olmasa dostlarınızla paylaşın, fikirlerinizi yazın, raylardaki hansı motosikletleri test drive edeyim, hansı daha size maraqlıdır, ümumiyyətlə motosikletler hakkında Avrupa'da size ne maraqlıdır, suallarınız nədir, yazın, ben de bacardığım kadarsa cevap veririm. Oldu, hələlik. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolara qədər.